%100 kuzu etinden yapıyoruz biz. Kuyruk yağımız da var içinde. Merhabalar, Sihirli Mutfak kanalımızın değerli takipçileri. Bugün neredeyiz? Kadıköy'deyiz. Kadıköy'de Süreyya Operası'nın tam karşısında hemşerilerimin açmış olduğu neredeyiz? 01 Sokak Lezzetleri'ndeyiz. Şimdi içeriye gireceğiz. Bülent ustamızla tanışacağız. Bakalım ne gibi ürünler var. Çok güzel bir video bizleri bekliyor. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Buyurunuz efendim. Merhabalar Bülent Ustam. Nasılsın, iyi misin? Çok teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi biraz bize kendinden bahsedebilir misin? Tabii, hemen. Adana doğumluyum. Evet. Yaşım 40. Yaklaşık 20 yıldır bu sektördeyim. Evet. 01 Sokak Lezzetleri'nin ailesine katıldım. Yaklaşık 7 aydır buradayım. Kaç yıldır bu mekanımız açık? 4. yıla girdi. Saat kaçta kaç arası açık? 9'da açılış yapıyoruz. Onda servisimiz başlıyor. Gece 2'ye kadar devam etmektedir. Şimdi burada 01 Sokak Lezzetleri diyor. Burada bu lezzetleri derken Adana'ya ait önemli olmazsa olmaz lezzetlerin hepsi var herhalde. Tabii, ürünlerimizin çoğu hemen hemen Adana konseptinde. Evet. Etlerimiz, sucuklarına varasıya kadar evet, hepsi Adana'dan gelmektedir. Şırdan özel yapımı burada yapılıyor. Tamam. Ama ana şeyleri hepsi Adana'dan geliyor. Adana'dan geliyor. Şu anda biraz erken bir saatte yerlediğimiz için dostlar. Evet. Şırdan'da mum var maalesef yok. Yok, evet. Herhalde bir iki saate çıkacakmış ama onun haricinde ütü toz, kebap çeşitleri. Tabii şu an servisimiz başladı. Saat var. 10'da, 10.30, 11 arası başlıyor. Şimdi bizi Adana'ya bugün götürebilecek misin kebabınla, tadınla? %100. %100. O zaman ustam hemen başlayalım istersen. Kebabımdan tamam, başlayalım. Tamam, başlayalım abi. Şimdi bu kıyma merak edenler olacak. Ne kıyması? %100 kuzu etinden yapıyoruz biz. Kuyruk yağımız da var içinde. Kuzunun her tarafını mı kullanıyorsunuz? Her tarafını. Pirzolasını, küşlemesini, ondan sonra kuyruk yağısı, hepsini kendi şeyine koyuyoruz. Kuyruk yağımızı da özellikle çekiyoruz. Etimizi de çekiyoruz. Evet. %100 zırh kıymamız bu. Zırh kıyması. Evet. Şimdi bazen İstanbul'da özellikle, Adana'da bu pek olmuyor da, dana vesaire de karıştırıyorlar. Hayır, kesinlikle bizim ürünlerimizde dana kesinlikle girmiyor. Peki şey var mı, ciğeriniz kuzu mu sizin, o dana ciğerimiz mı? Ciğerimiz kuzu, taze kuzu. Kesim. Kuzu ciğerini buradan alıyoruz, taze kesim. Evet. İkiden sonra alıyoruz biz, kesim olduğu gibi ciğerimizi alıyoruz. Ekmekleriniz lavaş mı veriyorsunuz, Adana ekmeği mi? Adana ekmeği. Adana özellikle ekmeği. Oradan da ustamızı getirdik, bulduk. Tırnaklı ekmek, onu da göstereyim biraz sonra. Sadece tırnaklı pide için mi geldi ustamız Adana'dan? Hayır, lahmacunumuz da var. Lahmacun da mı var? Adana tabii. Lahmacunu. Evet. Bak evet. Onu söylemeyi unuttuk. O zaman onun da bir tadına Adana, bakarız. Tabii. Adana'da olduğu Adana gibi. Adana ekmeğimiz. Of. İşte. Abi. Özellikle burada fazla süper yok. Bir iki ya. Yerlerde var. Adana ekmeğimiz bu. Çok kalın da değil, çok ince de değil. Lavaş da var. Lavaş diyene de lavaş yapıyoruz. Biz lavaş almayalım. Evet. Sen yalnız bu ekmekleri senden ricam. Evet. Kıpkırmızı yap kıpkırmızı böyle. Kıpkırmızı yapayım. Tamam. Ciğerimizi de atalım mı? Lütfen. Tabii. Ciğerimizi de tattık sabahtan. Ciğerler de geldi sevgili dostlar. Kuzu ciğerimiz. Bu porsiyonun yanında ne gibi salatalar Beş veriyorsunuz? 5 çeşit ikramımız var efendim. Evet. Hiçbir soğan olmazsa olmaz. Sumaklı soğanımız var. Tamam. Mevsim salatamız var. Onun dışında yeşilliğimiz var. Tablacı salatası var. Tablacı salatası var. 5 tane ikramımız oluyor. Bunlardan herhangi bir şekilde ücret alınmıyor değil mi? Hayır, ikramımız onlar hepsi. Yani Adana stili İstanbul'da da burada devam ediyor. Hiçbir farklılık yok. Tamam. Dostlar, ekmek böyle bir güzelce yağlandı. Şimdi altına da desteklerini koyuyorsun. Tabii Adana olsun diye. Biz burada. Zaten el kıyması olduğu belli. Yoksa hani dana vesaire de olsa bu şekilde durmaz değil mi ustam? Sen daha iyi bilirsin. Tabii ama. Durmaz. Normalde zaten %100 kuzu olduğu için. Evet. Dana katan yerler de var da çok sert oluyor. Yok, dana ben tercih etmiyorum. Zaten özelliği de bunun, yapılması gereken şey de kuzu eti bildiğimiz gibi. Başka Adana'da olup burada olmayan ürünler ne var tabii, bahsetmediğimiz? Tabii. Şalgamımız özellikle Adana'dan geliyor. Havuç suyumuz, portakal suyumuz. Bunlar hepsi mevcut. Muzlu süt de var. Muzlu süt olmazsa olmazımız zaten. Yani o zaman bir nevi Adana'ya pek gitmemize gerek yok mu diyorsunuz? Tabii usta? Adana'yı buraya getirdik zaten. Süper. Vallahi lezzetini ben biliyorum. Şimdi baştan yemeden yorumumu yapmayayım. Yanlış anlaşılıyor. Biz, geçen hafta geldim yedim. Evet. Şimdi tekrardan yiyeceğim ve Adana'yı özellikle bastırıyoruz ince. Adana usulü.
basma yapıyorsunuz. Ha. Evet, basma kebabımız. Bir de atomumuz var. Ara ara aklıma geldikçe söylüyorum ben de. Atom derken? Bicim bicimiz vardı ama bici bici sezonu bittiği için şu an bici biciyi kaldırdık. Aynen, kış geldi. Atomumuz evet. Derken meyve suyundan bahsediyorsun. Tabii tabii, o da meyve suyu. Hepsi var içine. Hepsi var. Fıstığı, cevizi, sütü gene. Oho, maşallah. Şimdi tabii dostlar, bunların hepsini gösterme ihtimalimiz yok. Yemek kanalı olduğumuz için biz genellikle etlerden devam edeceğiz. Ekmeğimizi şöyle güzel. Bayrak gibi oldu yine. Ustam, sen de burada İstanbul usulü porsiyonun yanına bulgur pilav veriyor musun? Hayır. O bizde öyle şey. Adana'da hiçbirinde yok zaten. Yok bulgur da İstanbul'da yok. Burada veriyorlar ya, o açıdan sordum. Yok, biz vermeyiz. Evet. Adana'nın en güzeline olmazsa olmazı şöyle. Domates, biberi koyuyoruz. Lahmacun fırını yukarıda değil mi? Yukarıda efendim. Burada haliyle alan dar olduğu için. Süper. Lahmacunumuz da pişiyor bu arada. Evet. Lahmacunumuz da pişiyor. Ciğer yaptığımızda lavaş diye lavaş veriyoruz. Benimkisi hepsi tırnaklı, kıpkırmızı olsun. Ciğeri de. Tamam, tabii, o zaman. Sizinkiniz şöyle. O zaman şöyle yapayım sizinkinizle. Aynı şekilde domates, biber çekiyoruz. Bu biberlerin hastasıyım ben ya. Yani çok şırdan, humbar, kırkkat, damar, karın, bunlar hepsi normalde oluyor akşamları. Akşamları oluyor. Evet. Saat kaçtan sonra? 2 mi 3'ten sonra mı? Yoksa öğleden akşam sonra. Öğleden sonra. Evet. Ustam, zaten karnım çok acıktı. Of. Görüntü ve kokular doğru yolda olduğumuzu bize gösteriyor. Ne yapacağız? Hemen ben sofranın başına geçmek istiyorum. Tamam. Artık sabırsızlanıyorum. Salatalarımızı gösterdik. İkramları hemen yolluyoruz. Anlattık. Başka son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Misafirlerimizi, takipçilerinizi, hepinizi 01 sokak lezzetlerine bekliyoruz. Süpersin. Biz 2'ye kadar burada faaliyet tutuktayız. Açız. O zaman eline, koluna, yüreğine sağlık diyoruz. Çok, teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Evet sevgili dostlar, en güzel zamana ne zamana geldik? Tadım zamanına geldik. Hemen şöyle Adana'sını bir gösterelim. Şöyle bakar mısınız, adam bulgur gibi dağılıyor. 10 numara 5 yıldız gözüküyor şu anda. Hemen ne yapacağız? Şöyle bir sade tadına bakalım. Kebap gerçekten güzel. Sence nasıl gözüküyor kameranın öbür tarafından? Şöyle çatalla yiyoruz ama kibarlık olsun diye. Harika gözüküyor. Bilmiyorum ama vallahi şimdi görüntü olarak ve bunları da veriyorlar değil mi, ikram? Nasıl? Bunları da ikram olarak hepsini veriyorlar. İkram olarak veriyorlar. Bittiği zaman bir daha alabiliyorsunuz. Şöyle ufak bir sokum yapalım. Adana'yı çok özledim zaten. Vallahi billahi Adana'ya götürüyor adamı. Şöyle bir ezme salatasından da bakalım. Dostlar, pişmiş soğanı, soğan piyazı, maydanoz, sumak, tablacı salatası, bunların hepsine demin dediğimiz gibi ikram ediyorlar. Özellikle şu pideyi, Adana tırnaklı pidesini, İstanbul'da samimi söylüyorum, çoğu yer yapamıyor ya da bulamıyorsunuz. Burası bu işi becermiş. Bu arada hemen şöyle göstereyim. Adana lahmacunları geldi. Şöyle şalgamından da alalım. Yanında isteyene böyle acısıyla birlikte veriyorlar. Şimdi şöyle ciğeri bir tek atalım. Ya ben ciğeri çok seviyorum ya. Hele bir de gerçekten böyle iyi yapılırsa bazen kebabın bile önüne geçebiliyor bana göre. Bakar mısınız şu kuyruk yağına? Altın sarısı ya. Şahane. Biraz da şöyle soğanından koyalım. Baharatı çeklemiyorum. Çok az bir şey tuzsuz geldi. Biraz tuz ekliyorum. Ve ne yapıyorum? Afiyetle götürüyorum. Biber bakalım bu acı çıkacak mı? Başarılı. Şimdi bunu koyalım. Ne yapacağız? Hop, lahmacunumuz geldi. Adana lahmacunu böyle beşli geliyor. Diğer klasik İstanbul lahmacunlarına göre boyu biraz daha ufak oluyor. Ve porsiyonu da 5 adet oluyor. Böyle çıtır çıtır. Bakar mısınız? Sesi geliyor mu bilmiyorum ama bir de lezzetine bakalım. Hamuru çok güzel pişmiş. Arasına şöyle bir şımarıklık yapayım mı? Sence? Böyle ufak bir parça da Adana koyalım.
de böyle atalım bakalım. Bu arada da yan tarafımızda da ütü tost yapılıyor. Mis gibi Adana'nın bütün lezzetleri hepsi burada var. Mis gibi de kokuları geliyor. Bir nevi buraya geldiğiniz zaman Adana'ya gitmiş oluyorsunuz. Şimdi dostlar ben burayı silip süpüreyim müsaadenizle. Bu arada bir fiyatlarını öğrenelim. Bir bakar mısın? Bir de fiyatlarımızı öğrenmek istiyorum. Porsiyon olarak ne kadar? 75 lira. 75 lira. Lahmacun porsiyonu. Tamam. Kebap? Kebap servisim 90. 90. Ciğer? 95 lira. Ciğer 95. Salataların hepsi ücretsiz. Hepsi ücretsiz. Bitişe takviyesi yapılır. Şalgam? Şalgam 15. Şalgam da 15 lira. Duydunuz sevgili dostlar. Yolunuz buraya düşerse denemenizi gerçekten tavsiye ediyorum. Pişman olmazsınız. Bana afiyet olsun. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.